Evet. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Vallahi bir 35-40 günden beri video çekmiyoruz, değil mi? Artık yavaş yavaş YouTube'a başlayalım. Bugün yanımda Tolgay var kardeşim. Merhaba. Merhaba. Bugün Tolgay'ın saçlarına fake kesim yapmayacağız. Ama yarım ve katlı kesim yapacağız. Yarımdan girerek, üstleri de biraz kısaltarak. Kanka bu arada dükkanın içi sıcak mı ya? Yani biraz. Değil mi? Dur. Hemen şu şeyi indirelim biraz. Evet. Yoksa sen biraz daha terleyeceksin. Aynen. Vay. Tamam. Evet gençler. Şimdi fazla uğraşmadan hemen tıraşa başlıyoruz. Yavrum, yarınla gireceğiz değil mi Tolga'yı? Aynen, yanında Tamam. yanımda. Gençler, yarın için bunu takıyoruz. Makinamızda Hector, bunu biliyorsunuz, yeni almıştık. Vallahi makine var ya, aslan gibi gençler. Şimdi yarımla ilk önce şuradan bir kat verelim ilk katımızı. Siz de beni bayağı özlediniz değil mi? 40 günden beri video çekmiyorum. Valla aslına bakarsanız gençler, video çekmek hiç böyle içimden gelmedi, biliyor musunuz mu? Uzun süreden beri. Bir de bu arada kameranın arkasında yeni bir tane çırağımız var. Onun da adı Halim. O da benim adaşım. Bakalım, o da 2-3 hafta oldu başlayalı işe. Nasip olursa ona da öğreteceğiz. Bakalım, bir Halim daha yetişiyor inşallah. Olursa. Gençler gördüğünüz gibi bak, şu an yarımla çok fazla yukarı çıkmadan hafiften böyle alarak saça ilk bir katımızı verelim. Burayı da böyle aldık. Tolgay vallahi var ya kanka, iyi gezdin ha. Gezdik ya, hafta sonlarını değerlendirelim. Ah, mis gibi. Gençler evet, böyle yarımla şimdi aldık. Ondan sonra Halimciğim gel gibi. Gel yaklaş. Sen bana yaklaş. Yavaş yavaş hareket et ama. Olur mu? Tamam. Şimdi gençler, bir numarayı taktık ucuna. Çengeli aşağıya indiriyoruz. Ve şuraya kadar bir tık daha üstüne çıkıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi zaten aldığımız gibi makinayı 45 derecelik bir açı ile yukarı doğru kaldırarak alttaki izi güzelce bir kaybediyoruz. Bakın alttaki iz zaten yarımla aldığımız yerdeki iz kayboluyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra ben onu birazdan tekrar bir numarayla zaten tekrar geçip gene o izi kaybedeceğim. Makinanın köşelerini kullanmayı unutmayın. Buraya da geldik. Bakın hafif buraya bombelik de veriyorum saça. Yukarı doğru makinayı kaldırarak hem izi kaybediyoruz hem de bir ince kat veriyoruz saça. Buradaki işlemimiz şu kadarcık kısa bir olay. Burayı böyle aldık. Ondan sonra çengeli tamamen kapatıp şuradaki izi görüyorsunuz. Buraları makinenin şu uçlarıyla böyle yaparak buraları kaybediyoruz, şu izleri. Vallahi Halim senden iyi videocu olacak ha. Vallahi sen bu işi çözüyorsun. Halim sence nasıl, güzel gözüküyor mu? Güzel abi. Vallahi mi? Evet. Tamam. Sen biraz hafif yanıma kayama. Heh, aferin gülüm. Şimdi daha iyi oldu. Evet gençler, buraları da böyle alarak bakın. Sırf yarım ve bir buçuğun izini hemen kaybetmiş olduk. Sen böyle arkadaşları göster, böyle dön saçı yavaş yavaş. Görsünler. Şimdi gençler. Ondan sonra makinamızın sıfırını alıyoruz. Sıfırı aldıktan sonra buraları, kulak arkalarını güzelce açıyoruz. Hem sizin sayenizde Halim de öğrenmiş oluyor. Tolgay sen de öğreniyorsun ha. Halim nasıl kesiyormuş acaba diye böyle. Sen de öğreniyorsun. Evde kendimiz kesmedik sen. He? Evde kendimiz Yok, böyle kesmedik. böyle olmaz kardeşim ya.
Onun için gene bir profesyonellik lazım oluyor. Gençler böyle kulak arkalarını ve enseyi de ayarladık. Buraları güzelce aldık. Dur gülüm, ben şöyle geçeyim arkandan. Tamam. Şimdi buraları aldıktan sonra, ondan sonra gençler enseleri natural yapacağız zaten. Natural yapmak için de zaten enselerin kendisi şu an natural oldu. Sadece böyle bir sıfırlıyoruz. Şöyle. Ondan sonra bir tık attırıp şuradaki ufak tefek izleri kaybedip bir tık daha attırdık ve ondan sonra bu makineyi çapraz bir şekilde yukarı doğru vurarak buradaki izi tamamen kaybedip ve natural enseyi tamamen ortaya çıkartmış oluyoruz. Evet, şimdi gençler sıra geldi. Neye? Makasa. Hoppacık. Tolga'yı üstleri ne yapacağız yavrum? Üstleri kısaltalım ya direkt makasla. Ne kadar kısaltacağım? Yani şöyle öne doğru, önleri şöyle yukarı kaldırıyorum. Tamam. Ha, bir çeyreğe gitsin diyorsun yani. Bir çeyreğe gitse. Tamam. Yani, tamam. Verecek şekilde. Evet gençler, şimdi gelelim makasa. Burayı aldık. Bakın zaten saçlar çıkıyor, görüyorsunuz değil mi? Yukarı doğru en dipten giderek hafiften kaldırarak yukarı doğru kat verdiğiniz zaman bakın nasıl oldu. Gördünüz mü? İz nasıl kayboldu? Hafiften böyle yaparak buradaki izleri makas yardımı ile kaybetmiş oluyoruz. Hiç kendinizi sıkmanıza ve kasmanıza da gerek yok. Çok basit bir işlem. Zaten makinayla almıştık. Sadece şu en alttaki saça kat vereceğimiz yeri makas ve tarakla buradaki izi kaybediyoruz. Mesela arkadaşımızın saçları hem siyahlı hem beyazlı. O yüzden bu tarz saçlarda iz kalma olasılığı çok yüksek. Çok dikkat ederek keseceksiniz bunları. İz kalmasın diye. Mesela gördüğünüz gibi işlem tamamdır. Ondan sonra tekrar bu yana gelerek buradan yukarı doğru kaldırarak makas ve tara oval bir şekilde, çünkü arkadaşımızın şu oksipital bölümü kabarık olduğu için arka tarafı oraya düz girmiyoruz ve şöyle yukarı doğru saydam bir şekilde makası kaldırarak şu keskin hattı yumuşatarak yukarı çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl oldu? Burayı çok fazla kesersek buradaki kemik, oksipital kemik tamamen tepeye çıkar. Ve o zaman aşırı bombeli gözükür. Böyle alarak altlardan buraları toparlayarak gördüğünüz gibi bu sistemle yavaş yavaş hafif yukarı doğru katı vererek bu bölgeyi bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi gene dediğim gibi mesela buradan böyle girersek bombelik olmaz. O yüzden şu köşeden yukarı doğru kaldırarak ince ince çıkıyoruz. Şöyle ki burasındaki bombeliği tam olarak kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi bakın buralar bitti. Ondan sonra mesela bundan sonra da şu pozisyonda giderek aldığınız yeri tam anlamıyla ayarlamış oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar nasıl oldu? İzler de kayboldu yavaş yavaş. Bu arada uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Beni takip etmeyi unutmayın gençler. Kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için çanı var ya çan, çanı açmayı unutmayın. Ayrıyetten soru ve cevaplarınız varsa YouTube'dan da yazabilirsiniz. Ayrıca bana yazarak da Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Instagram adresim, kendi şahsi hesabım halim.altankinkav ve iş hesabım da salonhalimkinkavofficial. Ayrıca izleyenleriniz varsa TikTok'ta ben sürekli canlı yayın açıyorum gençler. Halim Altankinkav 1925 ismiyle
Oradan da canlı yayınlarıma girip oradan canlı olarak saç kesimlerini izleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi yanlar, katlar 10 numara bir şekilde oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi üstleri alacağım. Ama üstleri nasıl alacağım biliyor musunuz? Parmak arası değil, tarak üstü. Tarak üstü kesim yaparak. Halim'i şöyle ya bu tarafa gel ya bu tarafa. Ben şimdi önleri alacağım ya. Güzelce tutuver oğlum. Şimdi gençler. Birim, Tolga'yım. Üstleri ne kadar alacağım? Ya işte önlere şekil verecek kadar kalsın yine önler. Buraları ne kadar kısaltayım? Onları biraz daha kısa yani. Tamam. Onlar şu an önlerle aynı. O zaman şey yapacağız. Buradan kısadan uzuna doğru gelecek. Öyle olursa daha iyi olur. Heh, yani. Tamam. Şimdi gençler bakın ne dedi? Kısadan uzuna doğru gelecek. O yüzden bunu yapabilmemiz için ne yapmamız lazım? Buraya girmeden önce saçı şu şekilde, şu şekilde saçı buradan ayırın. Mesela bu bölüme girmeden ilk önce buraları kısaltmamız lazım. Burayı biz ayarladık. Şu şekilde ayarladık ve ilk önce buraları kısaltacağız. Bunun için şu köşeden saça girerek buradan bakın ilk önce buraları kısaltalım. Bakın hemen zaten şu an bu nokta yükseldi. Ondan sonra tekrar buradan girerek burayı böyle güzel bir şekilde şurayı kısalttığımız zaman ondan sonra tekrar arka ve bu sefer tarağın arka kısmını kullanarak bu şekilde buraları kısaltıyoruz gülüm. Burasını böylece halletmiş olduk. Ondan sonra bu yaptığımız sistemi bu tarafa çekiyoruz. Şimdi bu taraf kısaldı, bu taraf uzun. Bunun için tamamen matematiksel düşünmemiz lazım. Aldığınız kadarını almanız lazım. Onu kaybetmemeniz için. Buradan zaten şu izi ayarlamış oluyoruz biz aslında bakarsanız bu tarafta. Saç buraya geldiği zaman model buradan çıkıyor. Bakın zaten ne kadar belli ediyor kendini. Buraları da şöyle alarak bu size en kısa ve en basit yöntem olarak gösteriyorum. Buraları da böyle aldık ve şu an bu iki köşe kısalmış oldu. Şimdi orta kısmı. Orta kısmı da buradan girerek buraları böyle alarak burayı da kısalttığınız zaman 3 adımda şu üst tarafı kısaltmış oluyoruz gençler. 3 adım sadece. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu kadar kısa bir sürede bu işlemi böyle halletmiş oluyoruz. Bakın şimdi saç ne oldu? Buraları daha çok basık, daha kısaldı ve buraya doğru uzadı saç. Şimdi önleri hafif mi? Hafif, biraz. Tamam. Şimdi önlere geliyoruz gençler. Bu tarafa gel Halim. Aferin. Şimdi önleri alırken de şu sistemde saçın en öndeki saçlarını şu pozisyonda çıkartarak aldık. 1, 2, 3 ve 4 adım. Sonra tekrar geliyoruz. 1, 2, 3 ve 4. adım. Sonra tekrar zaten çıkıyor fazlalık. 1, 2, 3 ve 4. adım. Sonra tekrar bu tarafa geliyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu köşelerden de alarak bu saçı kısadan uzuna doğru ön tarafı uzun olacak şekilde ayarlamış olduk. Bakın gördüğünüz gibi 4 adımda aldığınız zaman saç nasıl oturdu? Tolga'yım iyi mi böyle bu kısalık? İyi ya. Yoksa bir tık daha alayım mı? Bakayım bir. Bir bak kanka. Biraz daha alsana ya. Alayım mı? Biraz daha. Tamam. Mesela önünde döner var ya gençler. Buna da çok dikkat etmeniz lazım saçı keserken. Ona göre ayarlamanız lazım. Çünkü saç keserken değil ama sonrasında dönerlerden dolayı bir tarafı kısa bir tarafı uzun kalabilir. Ona da çok dikkat etmelisiniz. Evet arkadaşlar. Tolga'yım bak bakalım. Tamam. İyi mi? 10 numara. Bak mesela ne oluyor gençler? Beni iyi izleyin bak. Saçta döner olduğu için bak
Saçı nasıl? Şurası sanki fazlaymış gibi duruyor. Aslında fazla değil. Ama öyle bir görünüm yükseliyor kafaya. Neden? Çünkü iki tarafta da gül var. Bu taraf bu tarafa doğru çekiyor. Burası buraya doğru. İkisini burada tam üstünde birleştiriyor. Bunları keserken çok dikkat edin ön taraftaki güllere. Arkadaşlar, videomuzun artık yavaş yavaş sonuna kadar geldik ve geliyoruz. Bitti zaten artık. Tıraşımız da bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Saç kesimlerimiz, kısa saç kesimleri, klasik böyle yarımdan katlı çıkarak saç kesimi böyle olur. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Instagram'dan da takip edin. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.